Melikşah Altuntaş. Öpüler filan. Akdeniz akşamlarını dinleyince aklınıza Kahramanmaraş geliyor mu? Sosyal ilişkilerimde bu kadar sağlıklı bir döneme girmeye hazır değilim. Böyle böyle yapıp elini oturan... Allah'ım her şey düşündüğün gibi gidiyor. Ben niye Nursel'i diz gibi sürekli... Seyirmeye başladı. Sonra çipi çip berbat anılar anladım. Ne var ya gerçekten. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün yanımızda Melikşah Altuntaş ve Pınar Fidan var. Hoş geldiniz. Ben de Caner. Merhaba. Adeta bir yaşam metaforu. Evet ya adeta. İlk sorumla o zaman başlıyorum. Gerçekten ince düşünülmüş ve insanların merak ettiğini düşündüğüm bir şey. İlk olarak Pınar'a soruyorum. Uyandığında ilk ne yaparsın Pınar? Şükrederim. Nelere şükredersin? Yani Allah'ım iyi ki benim. Bugün de benim. Yok ya yani çok kötü ama telefonuma bakıyorum. Hepiniz öyle yapıyorsunuz. Evet, niye kınıyor gibi sustunuz ki? Hemen telefonuna bakanla el kaldırabilir mi? Ben demiştim. Alarm çünkü alarm. Alarmı susturmak için. Hayır ya işte telefona bakıyorum. Ben de yani yine mi gibi uyanıyorum. Hani yine mi? Benim. Yani bir çeşit şükür o da yani. Hani. Yine mi ya? Ne güzel gibi. ama yani yazda olduğumuzu fark et mesela. Hani aşırı mutsuz oluyorum. Her tarafın terlemiş olduğunu, yatağın iğrenç bir şey ıslandığını görüyorum. Böyle. Ne güzel bir yanlış. Keşke hepimiz öyle uyansak bir şampiyonciyim. Nasıl sıcak olduğunu fark ediyorum yani hep genelde. Kışın da genelde böyle uyanıyorum bu arada ben. Niye gülmüyorsun? Evet, telefona bakıyorum. Bakarsın. Sonra kedilerime yemek veriyorum. Sonra tuvalete gidiyorum. Acıkmışlarsa. Çok tatlı. Kahvaltı hazırlıyorum. Kedilerine mi? Biraz kuru, biraz yaş. Evet. Biraz balık. Ne yiyorlar kahvaltıda? Kabak haşlıyorum son zamanlarda. Kabak yiyorlar. Ciddi misin? Evet. Çok sevdiklerini fark ettim. Hapur hapur kabak yiyorlar. Bir çok sevdiklerini kabak. Fark ettin yoksa seçeneksiz bıraktın kedileri? Kedilerin kabağa ilgi göstermesini bekledim. Mamalar çok pahalı. Mevsim sebzelerinden bir kahvaltı hazırlıyorum. Mesela bir düğün var, hiç gidesiniz yok. Ne dersiniz o düğüne gitmemek için? Evet, ne derim hakikaten? Bilmiyorum, ben düğünleri o kadar severim ve hep çağrılmayı beklerim. Sever misin gerçekten mi? Severim ya yani ben. Oo, ben hiç sevmiyorum çok severim. Hatta bu yaz yani sadece bir düğüne gittim daha. Ve yani çok mutsuzum. Benim arkadaşım düğünde sen gider misin? Tepkilerim biliyor musun? Bilmiyorum, neden ben çok seviyorsun? Severim düğünleri. Bilmem, bir standartı var yani başına çok sürpriz bir şey gelmiyor. Hep küçük düşen biri hep var falan. Ne bileyim çok fazla. Çok fazla eğlenceli şey bir arada gibi düşünüyorum. Ya orada çok birilerinin sıkı. Mutluluğu, yani bir sonraki yıl boşanacak bir çiftin mutluluğu için orada herkes çok eğleniyor. Evet. Bir de herkes de boşanıyor zaten ya, yani hani bizim jenerasyonumuz. Evet, meditasyona inanıyor musun Elikşah? evet. Teşekkür ederim. Ne yani insanların meditasyon yapabildiğine inanıyorum öncelikle. Ve benim yani şimdilik yapmadığımı biliyorum. Sen yapmak isteyip yapamıyor musun? Yani evet, hep öyle bir planım var. Bir gün meditasyon yapacağım, yoga yapacağım. Böyle. Berrak diye bir arkadaşım var, o delice meditasyon yapıyor. Ve böyle mesela, bir dakika ben meditasyon yapıp geleceğim diyor. Gerçekten 20 dakikana gidip meditasyon yapıp geliyor. Ve sonra geldiğinde de şey diyor mesela. İşte ben o konuştuğum şeyi düşündüm bu arada biraz. Ve yani yok, ben sana hak verdim. Mesela hani bir şey çözmüş olarak dönüyor. O yüzden ben de fark ettim ki ben bunu şimdilik yapamam. Sosyal ilişkilerimde bu kadar sağlıklı bir döneme girmeye hazır değilim. O yüzden ben insanlara meditasyonun iyi geldiğini biliyorum. Sen ne düşünüyorsun Pınar'cığım? Tabii inanıyorum ya. Bu inanılacak bir şey mi meditasyon bu arada? Meditasyona güzel. İnanıyorum denilecek bir şey. Artık böyle şeyler bilimsel bir hale de geldi aslında. Kanıtlanabilir. Evet, yani zaten deneysel gözlem bir şey işte yani yapmış, gelmiş ve çözmüş yani evet, artık. Evet, bilim dediğim budur. Tabii evet, inanıyorum. Ama insan birlikte susabildikleriyle huzurlu değil midir Melikşah? Senin mikrofonu hissediyor sanırım, duyamadım. Arada önemli sözler söylemeyi planlıyorum sizin için de öyle olsa. Çok uygun bence. El öpme kalkıyor, ben onu üzülüyorum. Konu açtı. Evet, anladım. Bir anda
ki bu konuya nasıl girelim? Çat diye gir dedim. El öpme kalkıyor. Bence kalkıyor yavaş yavaş. Tedaviden kalkıyor resmi. Yani el öptürenler mi ölüyor artık? En son ne zaman el öptünüz? Nasıl sorabilirim de kaldırttırabilirim? Evet. Bir, iki, üç. Bu el öpüldü gibi. El öptün. Kimin elini öptün? Halam var, aile büyüğü. Yılda 3 kere gelende gidiyorum yanına, 3 kere de öpüyorum. Boş yok. Gittim mi öpelim. O seviyor galiba. Ya da sen halanın elini çok seviyorsun. Ben de seviyorum, şey var. Tek öptüğüm aile büyüğü o elini öptü. Öyle bir şey var yani. Tek i̇şte... ona ilgilidim. En saygı duyduğum kişi o falan gibisinden. Diğerlerine. Demek ki saygı belirteci olma fonksiyonu sürdürüyor el öpme. O yüzük gibi. Mafya babası eli gibi bir şey de var yani. Ha, evet. Elini direkt uzatanlar var. Öpülecek diye. Bir de asla öptürmeyenler, o bir savaşa dönüşür. Yerlere kadar öpeceğim, öptürmeyeceğim ısrar. Sen ne zaman? Kim? Ben bayramda öptüm. Yani Zoran Erdin'in elini öptüm. 80 barajını açtığı için saygımdan dolayı. 80'den önce öpmem diye bir kırmızı çizgisi var. 80'den önce... Evet, ben biraz da yani hijyenik olarak sakıncalı bir şey olduğu anlaşıldı sanki yeni jenerasyonla birlikte. Yani böyle böyle yapıp elini öptüren yaşlarımız vardır diye tahmin ediyorum. Yani %100 vardır. Evet, el öpme... Niye olmasın ya da? Önce bir koklayıp... Onlar da sağlıklı yaşlılar. Yani elimizle neler yapmıyoruz ki? Doğru. Yani düşünüyorum da gerçekten hani... Yani çok fazla böyle el öptük diye tahmin ediyorum biz çocukken. Sonuçta burada herkesin çocuk olduğu bir ortam olsaydı bir süre el kalkardı ya şu an. Ya yani muhtemelen hala çünkü öpülüyor. Ben mesela geçenlerde birinin elini öpeyim dedim. Gerçekten hani ben de panikledim. Yani daha çok panikleyince el öpülüyor bu arada bence. Yani ne yapayım hani bunu falan gibi. Başka bir yerini öpmek istemiyorum bari elini. Şu an bu selamlaşmayı nasıl hızlı bir biçimde çözebilirim diye. El öpmeye çalışırken o el vermeme olayında orada kaldığım süre içinde şey fark ettim ki yani aslında karşımdakine hani sen saygı duyulacak kadar yaşlısın sadece. Ama yani hani çok daha tanışmıyoruz bile. Hani belki de hiç dünya iğrenci bir insan ama sadece yaşlı olduğu için elini öpmeye çalıştığım birim olduğunu hissettim. Ben şey hissediyorum, o elini öpmeye yelteniyorum, öptürmüyor falan o savaşta. Hani öpmem lazım gibi bir şeye giriyorum, hırsa, hani ben kazanmalıyım bunu. Yani saygıdan değil de artık bir yerden sonra o bir mücadeleye dönüşüyor. Kanıtlamaya çalışıyorum. Ve o kadar uğraştıktan sonra da öpmeden bırakmak istemiyorum. Yani o kadar yerlere düştükten sonra öpeceğim diye ve her zaman da öpmüşümdür. Sana helal olsun. Yaşlının nemi denen bir şey var ya ondan ben pek haz etmiyorum. Yaşlının neyi? Nemi. Ha nemi, yaşlı nemi. Öyle bir şey var yani. Evet evet, yaşlılarda çok nemi var gerçekten. Şimdi 25-35 yaş arasında olan insanlar 120-150 yaşını falan görecek diyorlar. Tıp o kadar ilerlemiş. Evet. Mesela sen o yaşları görsen? Yani ben hiç istemem o yaşları görmek açıkçası. Niye? Çok yani 150 yaşımı görmek istemem. Yani 150 yaşıma kadar, çünkü şimdi 30 küsur yaşındayım. 30 küsur değil, 31 yaşındayım yalnızca. Yani hani çarpı 5 hayat boyunca çok fazla acı. Ama aynı bu şekilde 30-30-30-30 yaşamazsın herhalde. Hepsi farklı 30'lar olur yani. Umarım. Pardon, ben yanlış bir şey mi anlatayım? Ben de çınladı. Sessiz. Ha, çınlıyor mu? Ben, kendi sesim de benim çınlama gibi olduğu için şey yapamadım. Ayırt edemedim. Allah'ım, her şey düşündüğün gibi gidiyor. Keanu Reeves mi? Evet, Keanu Reeves. Yoksa Tamer Karadağlı mı? Keanu Reeves çıktı bir kere ağzımdan diye. Yoksa tabii, yoksa Tamer tabii ki Tamer Karadağlı. İlginç bir tip yani. Amerikalı Haluk Levent gibi bir adet. Ve onun daha iyi müzik yapanı. İlginç bir biçimde biliyor musun? Ben aldım. <yapıyorum. gülüyor> Tamer Karadağlı'nın stand-up'ını izlediniz mi bu arada ya? Stand-up mı yapıyorsun? Hayır işte yani. Olsa yani. Ya izlediniz mi? Öyle bir şey yaptı mı? Umarım yapmamıştır. Niye böyle bir yere doğru gidiyorum ben? Arkadaşlar beni tutun. Çok iyi gidiyor bu arada bence gece. Evet. Godard yaşıyor mu? Uh-huh. Çok güzel. Ben senin sesinle ilgili bir şeyler çok duydum. Çok evet. İyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. İyi yorumlar var mı? Evet. Yani kötü yorumlar o kadar kötü ki birileri savunmak istemiş o yüzden yorumlar var. Evet, ben de öyle biliyorum. Yani neden insan... böyle bir şey var?
Bilmiyorum yani, ses tonundan rahatsız oluyorlar. Aa, haklı olarak. Ama haklı yani, olarak. Sen de öyle düşünüyorsun. Yani biraz evet, haklılık payı var. Haşa. Yapmayı düşünüyorsun bu konuda? Yani bir şey yapmayı düşünüyorum ama sesimi değiştiremiyorum. Bir tek görüntümü değiştirebiliyorum bazen. O kadar. Nasıl? Yani şöyle. Bu kadar. Eğlenmiyor muyuz Caner? Ben çok eğlendim. Herkes de mutlu bence. Bak bakalım. İnsanlar ölmüş. Mutluluktan alkışlar. Çok güzel. Ya uyandılar. Herkes bir denedi. Herkes bunun talk show olması için elinden geleni yapıyor gibi hissediyor. Ne zaman bu? Talk show mu? Birkaç saat. Sonra pazarda sürekli böyle bir şey hatırlıyorum ben. Çocukken çok maruz kalmıştım. Sahne Pazar diye bir program vardı sevgili 2004'lüler. İki elinde su kovası tutan kocaman aile babalarının alttan yumruklandıkları bir düzenekte yürümeye çalıştıkları kargan bir zeminde bir yarışma vardı, onu unutamıyorum. Bir sorunuz var galiba. Yani Sahne Pazar'da bir kaçlı acaba kendisi? Kaçlı. Evet. Kaçlısın yani. Abi. Sahne Pazar'a yetiştim sonuçta. Savunuyor. Ben maalesef 30'lu yaşlarındayım ya. Ama... Yani çok geç. Artık yani pek çok insandan yaşlıyım. Yani 87'liyim yani. 87 doğumluyum. 1987'de? Evet. Güzel. 1987 evet. 1987. Doğru bir düzeltme. Evet pardon, onu atlamışım. Yani şunu yaşadım ama hani işte 6'lıyım deyince artık şeydi, 6'lıydı. Şimdi 96'lı artık 2006'lı gibi bir. Evet. 2006'lı yok aramızda. O kadar da. İçeri giremedi dışarıda. Legal. Ya evet yani, çünkü coğrafya baktım çok şey geldi bana, hani bu kadar çok şeyi bilemem yani, hani ya onun yerine hani ne bileyim Türkçe gibi hani daha acil ihtiyacım olan hani ama çok acil şu cümleleri kurup yazmam gerekiyor. ÖSS'ye bir hafta, bir ay, bir iki ay kala okulda öğrendim ki dershanede şey Adana Marmara bölgesinde değilmiş. Bunu öğrendim. Bunu da çok acı bir biçimde öğrendim. Öğretmen de benimle aynı anda öğrendi. Bir insanın bunu şu an öğrendiğini. Evet. Hayır, onun onu öğrendiğini öğrendi. Evet, yani o da şok geçirdi, inanamadı. Aha. Ve böyle gülüyordu yani. Hani gülümseyip böyle, oğlum yani falan. Ben de gülüyorum, o gülüyor yani. Nasıl böyle bir şaka ya. Adana bölümü diyor çünkü bana. Akdeniz, işte Adana bölümü, Antalya bölümü diye anlatıyor. Ben Necan, gülüyorum. Arkadaşlar ben niye Nurseli'ydiz gibi sürekli içip içip berbat anılar anlatıyor. İnanılmaz gerçekten. Arkadaşlar, gözü seyirmeye başladı. Sonra İrfan'la Kız Kulesi aşıklarını çektik. İnanılmaz gerçekten. Hadi bakalım, biraz da kardeş konuşsun. Ya ben coğrafya aslında evet değil ama coğrafyadaki başarısızlıklarım. Aslında sözelci de saydım. Yani bizde sadece sözel artı İngilizce vardı. Ama yine de coğrafyam kötüydü tabii evet, ki. Tabii ki. Coğrafya bir... Ya? Şöyle bir itirazım var. Mesela Kastamonu. Kastamonu da öyle. Hiç olmaması gereken bir bölgede. Hangi bölgede Kastamonu? Doğu Anadolu. İşte. Doğu Anadolu'da olması gerekiyor veya İç Anadolu'da olması gerekiyor. Ama nerede? Karadeniz'de. Karadeniz'de. Böyle de öğrenerek. Ama Karadeniz'de olması gereken bir şey değil Kastamonu. Yok, Karadeniz dedin, Giresun, Sinop. Evet. Trabzon, Rize. Yani bayağı da biliyoruz aslında. Mesela ya. Kahramanmaraş. Akdeniz'in. Akdeniz bölgesinde olması yok, gerekmiyor. Akdeniz değil mi? Akdeniz'de ama orada ama olması gerekiyor. Ama nasıl olur gibi gelmiyor mu sana? Evet. Nasıl Akdeniz'de Kahramanmaraş? Doğu Anadolu'da olabilir, Güneydoğu Anadolu'da olabilir. Ya mesela kıyı şeridindeki bölgeler, yani kıyı bölgelerimiz diyelim. Bunların mesela iç taraftaki kısımları neden İç Anadolu'da değil de yine de orada gibi şeyleri anlayamadım ben. Kesinlikle katılıyorum. Yani doğru değil mi? Mesela hem denize kıyısı yok ama yine de mesela Ege'de olduğunu sanan şehirlerimiz var. Oradalar ama. Oradalar evet. Mesela Afyon. Afyon evet. Afyon Ege'de mi? Kafalar karışık. Ege'de. Ya. Deniz kalbim Ege'de kaldı dedikleri Afyon. Ay böyle bir rezalet olabilir mi arkadaşlar? Afyon'a yazılmış bir şarkı olmasını kabul etmiyorum ben.
Yani Allah Allah, kalbim Afyon'da kaldı olarak düşünsenize ya. O tadı veriyor mu? Okey, Afyon. Katılıyorum, çok doğru. İnanılmaz. Ay Sezan Hanım'ın da çapsızlığı. Akdeniz akşamlarını dinleyince aklınıza Kahramanmaraş geliyor mu? Ama Maraş'a Akdeniz'de demeyi biliyorsunuz. Buyurun. Hadi bakalım. İmamoğlu ve atamalar son zamanlarda çok konuşuluyor. Sonu bağlayacağım yavaş yavaş. Bence güldüm. Aa, niye ya? Ben bir noktada başlarsın diye düşünürken program. Çok eğlendik ya, doğru muyum? Evet. Bu akşam. Çok teşekkürler bugün buraya geldiğiniz için. Melikşah Altıntaş. Okular Fidan.